Erkan A Aslan yeni bir videoda sizlerle beraberim. Bugün sizlere öncelikle verilerin kategorilerinden bahsedeceğim. Bunlar neler? İşte zaman serisi, kesit veri ve panel veri olmak üzere bunlardan temel olarak. Bahsettikten sonra bir zaman serisi R programında R kullanarak nasıl oluştururuz? Temel olarak bunlardan bahsedeceğim. Verileri genel olarak üç başlık altında inceleyebiliriz dedik. Bunlar nelerdi? Zaman serisi verileri, kesit veriler ve panel veriler. Peki, öncelikle zaman serisi ne demek? Zaman serisi bir belirli bir dönemden diğerine değişkenlerin değerlerinin ardışık bir şekilde gözlendiği sayısal büyüklükler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar nelerden oluşabilir? Yıllık veriler oluşabilir, 6 aylık veriler oluşabilirler. Daha küçük gözlem üçer aylık olabilir ki biz bunları çeyreklik veri olarak da ifade ediyoruz. Sonra aylık veriler var. 15 günlük veri olabilir. Haftalık olabilir. Haftanın 7 iş günü veya 5 iş gününü temsilen farklı değişkenler olabilir. Farklı frekanslar olabilir. Günlük veri olabilir. Hatta saatlik ve dakikalık bile olabilir. Öncelikle size bir zaman serisi değişkeninin Arda nasıl oluşturulacağını anlatmadan önce kısaca araştırma yaparken hangi yöntemi. Acaba kesit veriyle mi çalışıyorsunuz? Zaman serisi mi, panel verimi? Bundan bahsetmek için, bundan ayrım yapabilmeniz için hızlıca kısa bir şekilde veri tiplerine ilişkin deneysel bir örnek yapalım. Öncelikle dedik ki frekans diye bir değişkenimiz olsun ve bu frekans değişkenimiz bizim 2000'den 2010 yılına kadar olan sayıları ifade etsin. Bu sayıları ben zaman etiketi olarak kullanacağım. Yılları ifade edecekler. 2000 2. üst üste 2010 dedim ve bir seri oluşturdum. Bakın alta iniyorum hemen bunu çalıştırarak. Frekansı çalıştırdığım zaman en alta indiğimde frekansın 2000'den 2010'a kadar 11 adet sayıdan oluştuğunu gözlemliyorum. O zaman benim 11 tane de buna karşılık gelen değere ihtiyacım var ki değişkenlerin zaman etiketlerine bunları atayabileyim. Peki o zaman x değişkeni oluşturayım. Yeni bir komutumuz var fonksiyon. rnorm. Ne demek bu? Random normal'ın fonksiyonlaştırılmış hali ardaki. Ne işimize yarar? Şu işe yarar. Arda eğer rastsal bir sayıyı random normal olarak yani e, normal dağılımdan sayı çekerek oluşturmasını istiyorsak bu fonksiyonu kullanıyoruz. Argümanları şöyle. Buraya da yazdım zaten. Videoyu duraklatıp da tekrar bakabilirsiniz. Birinci argümanı n yani gözlem sayısı. İkincisi ortalama ve sonuncusu da standart sapması. Bu kodu da çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra hemen altına indim. Ve zaman serisi diye bir değişken oluşturup bu iki sütünü yan yana birleştiriyorum. Birleştirdim ve şimdi zaman serisini tek başına çağırdığımda gördüğümüz üzere bakın frekans adı altında bir başlığım var. Bir vektör başlığı var. Bu vektörde benim zaman etiketlerim var. Yıllar var. Yine yan tarafta x başlığı altında verilerim var. Biraz önce random normal olarak yani normal dağılımdan çektiğim veriler var. Ve burada da matrisin indisleri var. Yani e, satır numaralarını ifade eden değerler var. 11 adet gözlemden oluşan bir zaman serisi değişkenin bu şekilde oluşuyor. Bu yıllık bir veri. Bu üçer aylık olabilirdi, 6 aylık olabilirdi, haftalık olabilirdi. Şimdi sizlere kesit veriden bahsedecek olursam. Kesit veride bu frekans kısmında göründüğünüz... Gördüğünüz kısım, bunlar birimlerden oluşuyor ama belirli bir zaman noktasına ait bir veriden oluşuyor. Bu ne demek? Örneğin, örneğin milli gelirin e, 2019 yılında bütün dünya ülkeleri için ölçülmüş hali. Dikkat ederseniz bütün dünya ülkeleri dediysem birimler dünyadaki ülkeler olacak burada zaman ise sabit. Yani 2019 yılı, 2018 yılı gibi. Buna ilişkin bir hemen görselleştirip kafamızda daha netleştirelim. Ben zaten kodları hazırlamıştım. Vakitte kaybetmemiş olacağız. Birim numaraları diyeyim. 1'den 11'e kadar birimlerim olsun. Bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Birimlerden sonra x'ler olduğu gibi kalsın. Yine x'lerim var. Ve bu sefer kesit veri altında cbind komutuyla yani vektörleri birleştirmeye komutunda bakıyorum birim numarası ve xleri birlikte birleştiriyorum ve bunu kesit veri olarak çağırıyorum. Bakın bu sefer birden 11'e kadar olan birim numaralarım var ve x belirli bir zaman noktasındaki değişkenlerin değerlerini ifade ediyor. Ve son olarak panel veri nedir? Bu da sıklıkla duyduğunuz e, analiz yöntemlerinden bir tanesi. Panel veri de ise Biraz önce hatırlarsanız zaman serisinde yıllar vardı ve değişken vardı. Değişkenin değerleri yıllara göre değişiyordu. Kesitte ise sabit bir zaman yılında ülkelere göre, birimlere göre değişen verilerimiz vardı. Peki ya ikisi birden değişiyorsa? Yani hem yıllar boyunda değişme var belirli bir ülke için. Örneğin Türkiye için 2010'dan 2012'ye, Almanya için 2010'dan 2012'ye, Fransa için 2010'dan 2012'ye gibi hem birimler değişiyor hem de zaman değişiyorsa bu noktada karşımıza panel veri analizi çıkıyor. Bakın birimler diye yeni bir değişken oluşturdum. Birimleri bu sefer şöyle yaptım. Tekrarla komutunu kullanıyorum. Repeat komutunu. Bir değerini 3 kere tekrarla. 2'yi 3 kere tekrarla. 3'ü 3 üç kere tekrarla dedim. Ve bunları oluşturdum. Neden? Çünkü Veri aralığını ben 2000'den 2002'ye kadar tutacağım. 2000'den 2002'ye kadar dikkat ederseniz 3 veri var. Yani 2000, 2001 ve 2002. Peki 2000, 2001 ve 2002 var ise o zaman bir ülke için birinci, ikinci ülke için iki, üçüncü ülke için üç isimlerini kullanacağım. Tamam o zaman birimleri çalıştırdığıma göre frekansları oluşturalım. Frekansları da repeat et. Neden repeat etsin? Çünkü 2000'den 2000'e kadar olan, 2000'den 2002'ye kadar olan zaman etiketleri bana 3 kere lazım. Çünkü e, birinci ülke için 2000'den 2002'ye kadar etiketler kullanılacak. İkinci ve üçüncü. Bu da tamam. Şimdi o zaman 3 tane yılım var ve 3 tane de birimim var. Bana 9 veri lazım. Yine kendim veri yazmakla uğraşmayıp bilgisayara bir, R programına bir veri ürettirelim. O da şöyle olsun. Y değişkeni yapalım. Bu Y değişkeni random normal komutuyla yine 9 tane ortalaması 1000, standart sapması 10 olan veri üretsin. Bunu da çalıştırıyorum. Ve çalıştı. Birimleri çalıştırdık. Frekansları da çalıştıralım unutmadan. Ve şimdi panel veri adı altında bir matris oluşturalım ve bunu birleştirirken nelerden faydalanalım? Birimler, frekanslar ve tabii ki değişkenin değerleri. Bu üçünü birleştirdim. Şimdi panel veri adı altında bakıyorum. Bakın birimler birinci birim için birinci birim için 2000'den 2002'ye kadar bu üç gözlem varmış. İkinci birim için bu gözlemler varmış. Ve üçüncü birim için de bu gözlemler varmış. Kısaca bunlardan bahsettikten sonra şimdi sizlere bir zaman serisi değişkeni Arda nasıl oluşturulur bundan bahsedelim. Öncelikle read xl fonksiyonunu daha doğrusu kütüphanesini arda yüklüyoruz ki Excel'den veriyi içeriye aktarabilelim. Çalıştırıyorum bu satırı. Çalıştırdım ve içeriye aktarım sağlayan kütüphane yüklendi. Sonra sonra veri adı altında, veri adı altında bir data frame oluştursun ve bunu read excel'den çeksin. Nerede benim YouTube'un içerisinde kod eee direktörisinin dizininin içindeki veri xls Çalıştırıyorum. Çalıştı. Şimdi bakın veriyi çağıralım. Veri bir data frame olarak geldi. Burada bir data frame var. 2003'ün birinci kuartırından başlayan, birinci çeyreğinden başlayan ve devam eden bir verim var. Şimdi bunu ben içinden bir veriyi alayım. Bu data frame'in içinden Excel'den aldığım bir veriyi alayım. Ayrıca bir zaman serisi olarak oluşturayım. Tamam. Nasıl yapacağım? Karışmaması için bunun adını x1a koyuyorum x1 a neyden oluşsun? Verinin içerisindeki x1 değişkeninden oluşsun. Bakın veri data frame'i dolarla data frame'in içerisine girip x1'i çekeceğiz buradan. Çağırıyoruz. Ve x1'i tek başına çağırdığımda evet x1 tek başına bir vektör olarak geldi. Değerler var. Şu an bu herhangi bir şekilde zaman serisi değişkeni değil. Peki bunu ben zaman serisi nasıl yapacağım? O da çok kolay. Yeniden x1'in üzerine yazsın ki iki tane değişken olmasın diye x1'i kullanıyorum. Ve bir atama operatörü kullandım. Sağına ne dedim? Sağına dedim ki ts. ts tahmin edeceğiniz gibi time series'in baş harfleri. İlk argüman şu. Hangi değişkeni kullanmak istiyorsunuz? Buraya söyledim. Değişkenimiz x1 a'yı kullanacak. O verileri yani bu vektörü o verilerini kullansın. Bir virgül koydum. Devam edebilirdim ama kodda karışıklık oluyor. Daha önce de söylemiştim. Enter'larla aşağı inmek daha böyle düzenli bir görüntü sağlıyor. Start dedim. Start dedikten sonra eşittir. Verinin başladığı dönemi söylemem gerekiyor. Başına C koyuyorum. Neden? Çünkü iki argüman var. Neler bunlar? Bir başladığı yıl. Bir de başladığı e, frekansın çeyrekliğin kaçıncı çeyreklik? Birinci çeyreklik mi? İkinci çeyrekten mi başlıyor? Üçüncü çeyrekten mi başlıyor? Benim verim 2003'ün birinden başladığı için C 2003 virgül 1 dedim. Virgül koydum bir alta indim ve frekansı 4 seçtim. Neden? Bir yıl içerisinde üçer aylık veri kaç kez tekrarlanıyor? Tabii ki 4 kere. Her 3 ayda bir frekans yenilenmiş oluyor. Peki verim benim 6 aylık olsaydı o zaman frekansı 2 yapacaktım. Yıllık olsaydı 1, aylık olsaydı 12 seçecektim. Bunları söyledikten sonra bakın bu satırı çalıştırıyorum. Ve artık bir zaman serisi değişkenim oluşturuldu. Fakat zaman serisini Arda iki farklı yöntemle yapabiliyoruz. Bunlardan bir diğeri de bir diğeri de XTS paketi var. Bu XTS paketinde de aslında çok büyük bir farklılık yok. Genellikle yapacağınız çoğu analizde Arda sizden bir TS zaman serisi isteyecek. Ancak grafiklerde ve gösterimlerde verilere alışık olduğumuz görünümün sağlanması için ben genellikle xts paketinden yükleyip bu değişkeni de oluşturmayı tercih ediyorum. Şimdi aradaki farkı size göstereceğim. Bakın. Biraz önce oluşturduğum x1a değişkeni Gördüğünüz gibi 2003'ten 2019'un son çeyreğine kadar giden quarter 1, quarter 2, quarter 3 diyor. Yani 2003'ün 1. çeyrek, ikinci çeyrek, 3. çeyrek, 4. çeyrek, 2004'ün birinci çeyrek, ikinci çeyrek, 3. çeyrek, çeyrek 4. Çeyrek, 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 çeyrek diye bu şekilde devam ediyor. Şimdi size söyleyeceğim diğer bir diğer bir e, paket ismi ise XTS. Bu yüklü olarak gelmiyor arkadaşlar. Ben şimdi bunu yüklemiyorum çünkü benim e, kütüphanemde benim R paketimle daha doğrusu R Studio programında bu kütüphane zaten yüklü. Ama siz bu Install Packages dedikten sonra tırnak içerisinde XT derseniz bu paket sizin için de yüklenmiş olacak. Ben şimdi yüklediğim paketi aktif ediyorum. Ve Library XTS olarak artık bu kütüphaneyi çağırdım. Peki o zaman aradaki farklılığı görmek için bunu da B ismiyle kaydedelim ki arada nasıl bir fark oldu? X1A'yı hatırlarsanız görüntüsü bu şekildeydi. Şimdi diyorum ki x1 b diye bir değişken oluştur. Bunu atama yap. Ne olarak? Sanki x ts'ymiş gibi. Yani ez xts ts buradan geliyor. Ez nokta x hangi değişken? Buraya da kullanacağı gözlemler. x1 a'daki gözlemleri kullan. Çağırdım. Şimdi x1 b'yi çağırdığımda artık artık gördüğünüz gibi bizim alışık olduğumuz görüntü geldi. Yani 2003'ün birinci çeyreği, ikinci çeyreği, üçüncü çeyreği, dördüncü çeyreği gibi bizim geleneksel olarak gözlemlediğimiz veri görüntüsü geldi. Buna neden ihtiyaç duyabiliriz? Şahsen şöyle söyleyeyim. Ben veriler böyle göründüğünde acaba seri büyüyor mu, küçülüyor mu? Ya da seride e, frekans nasıl artıyor, nasıl azalıyor? Değerlerde nasıl bir değişim var? Gözlemekte zorlanıyorum çünkü sütunlar yan yana. Ama şu şekilde gözlemlediğim zaman... Baktığımda diyebiliyorum ki evet çok da bir büyüme yok azalmıyor bazen artıyor bazen azalıyor. Kimi zaman biraz daha düşmüş gibi veriye ilişkin önsel olarak bir bilgi sahibi olabiliyorum. Onun için XTS paketinin de yüklenip verilerinize böyle bir göz gezdirmenizi de size tavsiye ederim. Diğer bir önemli farklılık ise grafiklerde meydana geliyor. Nasıl bir farklılık? Şimdi ben bu data frame'i hiç zaman serisi oluşturmasaydım. Sadece sadece bu data frame'in içerisindeki x1'in grafiğini çizdirseydim nasıl bir görselle karşılaşacaktım. Bakın. Bildiğiniz serpilme diyagramı şeklinde verdim onu. Bakıyorum noktalar kümesi var ama bunun hangisinin hangi yıla ait olduğunu gözlemlemek mümkün değil. Çünkü zaman etiketi yok bunlarda her şeyden önce. Ama ama ben bunu TS ile şurada gördüğüm TS ile eğer bir zaman serisi değişkenine çevirdiysem bakın bir anda bunu bir zaman serisi olarak verdi ve buraya time dedi zamanı koydu ve buraya da değerleri koydu ve değişkenin ismini de bu to sol tarafa geldi. Bu sayede ben artık değişkenimin zaman serisi olarak grafik örüntüsünü görebiliyorum. Peki bir güzelliği daha var dedik. O da neydi? xts paketi. Ben grafikleri XTS paketinden izlemeyi daha çok seviyorum. Çünkü bakın XTS dediğimde sağa sola eksenler koydu. Çeyreklikleri gösteren etiketler koydu. Bir de arkasına bir şablon koydu ki buradan ben verileri çok daha rahat gözlemleyebiliyorum. Evet şimdilik benim size zaman serisi değişkeni oluşturma ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ben de zannediyorum bu genel akıma uyup buraya bu artık bu tarafımına mı düşüyor videonun ama tıklayarak kanalıma abone olursanız çok sevinirim. ne kadar çok beğeni olur, ne kadar çok abone sayısı olursa önerilerde de o kadar çok çıkıyoruz. Daha önceden de söz verdiğimiz gibi kanalın gelirlerini tamamen sokak hayvanlarında kullanacağız. Eğer bir gün henüz tabii kanal için geliri söz konusu değil ama Olursa bunu zaten buraya da belgeliyor olacağım. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bu bir seri idi. Serinin birinci videosu. Umarım diğer videolarda da görüşürüz bir sorun yaşamadan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.